Lefkoşa Atargı Stadından hepinize mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalinde Mehmet Maleğin çalan düdüğüyle 90 dakika başlıyor. Gino Peter Smart mücadelesi, geriye Yasin Kur, Yasin Kur Çağlar mücadelesi, Yasin Cihazası içerisinde direkt kaleye asfalla top dışarıya gidiyor. Bir vuruş o noktada kaleci Türkan için rahat bir top, Smart'tı. Topun indiği noktada Dino Peter, içeride Arif, en sağda Yasin Kurt. Şimdi Yasin topla buluştu. Yasin ceza sahası içerisinde Smart'ın yaptığı hareket faul. İçeride mi dışarıda mı? Hayır, dışarıda diyor maçın hakemi Mehmet Malek. Smart'a kart bekliyor bu pozisyon sonrasında. Yasin Kurt yerde. 27. dakika, kritik bir dakika. Lefkoşa Atargı Stadında işaret verildi. Dino Peter ön direğe doğru, o noktada direkten dönüyor top. Cihangir, şimdi Ali Öztürk sol taraftan Cihangir hata gelişiyor. Ali Öztürk sert bir hareket, Arif'ten bir sarı kart daha çıkıyor. Üst üste sarı kartlar çıkıyor sevgili futbol severler. 27. dakikada Arif de sarı kart gören futbolcu oluyor. Çağlar var, dakika 28, 0-0'lık eşitlik, çizgi halinde Moussa Türkçü savunması. Şimdi ön direğe doğru Salisa, bir kafa kaleci Türkan. Dino Peter topla dribbling halinde, gönderdiği noktada Adil, önünde bir boşluk var. İçeriye sol tarafta topla buluşan isim Samer Gazi, yaptı ortasını, kaleci Raif'te kalıyor top. Adil, içeride Arif. Hücum bölgesine destek veren isimlerden bir tanesi Arif Uysal. Dino Peter yaptı ortasını. Halil Kur'an indirdi. Emre Özsin bir vuruş üstten dışarıya. Ertan çıkma düşüncesi vardı. Kaybeden top Yasin. Şimdi Emre Özsin. Emre vuracak. Vurdu dışarıya. Emre Özsin'in vuruşu yandan dışarıya gitti. İleri atılan top Halil. Halil. Arif'e doğru. Arif kurtardı topu. Arif. Arif ceza alana girdi. Arif açı dar vuracak mı? Vurdu, bakıyorum, gol! Arif attı. Arif Uysal'ın golü, bir anlık hata savunmada. Cihangir savunmasında Arif Uysal topu filelere gönderen isim. Taraftarına koşuyor Moussa Türkücü taraftarı. Arif Uysal'la bu dakikada buluşuyor. Dakikalar 35'i gösteriyor. Arif'in golü geldi Moussa Türkücü takımında. İzliyoruz pozisyonu. Halil indirdi kafasıyla. Arif Uysal o noktada Salih Sayın sağından attı. Bozar mı bozmaz mı? Geçti. Sonrasında açısı daraldı ancak vuruşu oldukça güzeldi. Takımını da 1-0 öne geçirdi. Şimdi Ali Öztürk topla dribbling halinde, yapılan hareket faul. Serbest vuruş kullanacak Cihangir takımı. Kritik bir nokta, Adil'in tepkisi var maçın hakemi Mehmet Male'ye. 45 artı 1. dakika içerisindeyiz. Fırat Ersalan topun gerisinde, çizgi halinde savunma. Henüz işaret verilmedi. Şimdi Mehmet Male işaretini verdi. Fırat Ersalan ceza sahası içerisinde. Seken top ve top ağlara gidiyor, gol! Halil Turan. Halil Turan kendi kalesine attı. Cihangir 45 artı 1. dakikada beraberliği yakaladı. Bu kez sevinme sırası Cihangir takımında. Fırat'ın iyi asisti ve sonrasında gelen gol. Bu kez sevinme sırası Cihangir taraftarlarında. Bu gol Moussa Türkgücü'nün karşısında Cihangir'e beraberliği getiren gol oluyor. Ve sevinme sırası Cihangir taraftarlarında. Öztürk Samer Gazi mücadelesi. Son çizgi içeride Erol. Yaptı ortasını arka direğe doğru. Çağlar kontrol etmekte güçlük çekti ama atak devam ediyor. Çağlar rakibinden sıyrıldı. Çağlar son çizgi. İçeri ortası. Bir kafa dışarıya. İnanılmaz gol kaçırıyor Offor. Ve sonrasında çalan düdükle 45 dakika tamamlanıyor. İlk 45 dakikanın sonucu Moussa Türkgücü 1, Cihangir 1. 45 dakikalık bölüm bizleri bekliyor. Bakalım nasıl bir 90 dakika sonuçlanacak. Maçın hakemi Mehmet Malek şu anda 4. hakem Turgay Miske baktı. Başlayabilirsin işaretini aldı ve Halil Turan'ın vuruşu ile 2. 45 dakika başlıyor. Araya Emre Özsin girdi. Emre Özsin rakibinden sıyrıldı. Halil Turan en sağda topla buluşan Arif. Arif ceza sahasına baktı. Yaptı ortasını arka direğe doğru. Emre kafa vuruşu dışarıya gidiyor.
Ya sertlikle başladı sevgili Ahmet. Sertlik var. Offor kafayla indirdi. Fırat Ersalan topu kontrol etti. Fırat topla dribbling halinde. Fırat içeriye pası. Savunmadan sekti. Atak devam ediyor Osei ile. Osei şimdi içeriye Offor düşünüyor. Offor gol pozisyonu dışarıya. Çok kötü bir vuruş Offor'dan. Topu dışarıya gönderiyor. Dakika 55. Fırat Ersalan yaptı ortasını. Dışarıya gidiyor. Orta şut karışımı, top dışarıya gidiyor ve bu atak sonuçsuz kalıyor. Nurettin topun başında yaptı ortasını. Sert bir orta, kaleci Türkan. Çok sert bir orta Nurettin'den, çok etkili bir orta. Kaleci Türkan son anda çevirdi topu kornere. Salih Say da geldi cezanın içerisine. Fırat yaptı ortasını, arka direk Türkan. Bakıyorum, var mı müdahalesi Türkan'ın? Mehmet Malek bu kez köşe gönderinin diğer noktasını gösterdi. Bu kez Nurettin kullanacak köşe vuruşunu. Ceza alanı içerisinde 6 Cihangir futbolcusu var. Fırat biraz gerilendi. 5 kişi kaldılar içeride. Smart, Offor, Salih, Say hepsi o noktada. Nurettin yaptı ortasını. Bir kez de bir vuruş Türkan. Boşta kalan top gol. Osei. Önce Offor'un kafası sonrasında Osei. Osei gol sevinci taraftarlarıyla geliyor. Osei. Offor, Osei geçiyorlar o noktadan. Gerçekten önemli dakikalardan bir tanesi. Dakikalar 59. Nurettin'den enfes bir kesme, sert bir orta, iyi bir kafa vuruşu. Türkan önledi, boşta kalan topu firelere gönderen isim Osei oluyor. Top Malik o noktada vuracak, vurdu dışarıya. Çağlar pası Fırat'a. Fırat orta mı gelecek? Geldi orta. Offor! Yine atmesi bulmuyor bu kafa vuruşu. Offor sevdiği toplardan bir tanesi. Yine istediği vuruş gelmiyor Offor'dan. En solda Sami Ergazi. Onun önünde istediği toplardan bir tanesi. Sami Ergazi içeriye baktı. Yaptı ortasını. Emre Özsin dışarıya. Kale sahasında dışarıya vuruyor topu. Erol şimdi uzun bir atış. Offor'a doğru. Offor indirdi. Fırat açısı güzel dışarıya. Çok güzel bir vuruş Fırat'tan. Az sarkla kalenin üzerinden dışarıya gidiyor top. Çağlar verdi desteği. Çağlar ceza alanı içerisi. Çağlar bıraktı dışarıya Osei. Osei ondan da dışarıya. Fırat, Musa. Musa dışarıya gönderdi. Şimdi Yasin Kurt önünde boşluk var. O alanı kullandı. Yaptı ortasını. Halil Turan seken top. Açıldı. Arif gol pozisyonu. Şut savunmaya çarpıp dışarıya gidiyor. Yasin Kurt bir köşe vuruşu daha ceza sahası içerisinde seken top Malik kaleye baktı vurmadı geriye oynadı şimdi Raşit tek top içeriye Ertan karşıladı Raşit'in önünde kaldı Erol'dan sekti karşı atak olabilir şimdi kale boş Osei kale boş Musa da var şimdi Musa kale boş Cihangir gole gidiyor Musa aşırtma bir vuruş ve son noktayı Musa Şanlıer koyuyor 90+4. dakika bu maç bu kadar diyor Musa Şanlıer ve tüm taraftarlar da bu gol sonrasında saha içerisine giriyor. Büyük sevinç var Cihangir takımında. 3-1 öne geçiyor Cihangir takımı 90+4. dakika içerisinde. Gerçekten görülmeye değer bir sevinç. Küçük köyün büyük hikayesi 90+4. dakikada yazılıyor sevgili futbol severler. Büyük sevinç var Cihangir takımında. Musa Şanlıer attı. Cihangir takımı kupayı bir anlamda kaldırmış oldu sevgili Beyzade. Aynen öyle abi. Santra ile oyun başladı. Maçın hakemi Mehmet Malek. Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finali bu kadar diyor. Ve maçı 3-1 kazanan Cihangir takımı Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nın şampiyonu oluyor. Bir anlamda da 57. kupanın sahibi Cihangir takımı oluyor sevgili Beyzade Ünalmış. Aynen öyle sevgili Ahmet. Tablo zaten ortada. Olay zaten sahanın içerisinde. Küçük köyün büyük hikayesi. Yine yazılan bir gece, önemli bir gece kupa. Cihangir takımının gerçekten önemli anlardan bir tanesi. Çok ilginç bir görüntüler var. Kulüp başkanı Aytaç Karavezirler de o noktada. Yönetici Kamber Kurt hepsi bu sevinci paylaşanlar arasında. Davullarla, zurnalarla Cihangir'den gelen taraftarlar bu sevinci kutluyorlar. Evet, az sonra sevgili Ahmet Ogan röportaj için hazırlıklar yapıyor. Saha içerisinde kupanın sahibi Cihangir sloganları Küçük Köy'ün
büyük hikayesiydi ve o hikaye yazıldı. Toygar Davulcu için yine önemli gecelerden bir tanesi. 25 Nisan gecesi Lefke ile bu statta yazdığı tarih bu kez Cihangir ile yaşanıyor. Evet sevgili Beyzade, saha içerisindeyiz ve maç sonrasında evet, 3-1 kazanan Cihangir 57. kupanın sahibi oldu ve yanımızda Cihangir Teknik Direktörü Sayın Toygar Davulcu var. Evet hocam, aslında bir anlamda biz maçı anlatırken bu statta 24 Nisan'da 3-1 Lefke ile kazandınız. Bugün bu statta Cihangir'le 3-1 kazandınız ve 57. kupanın sahibi oldunuz. Duygu ve düşünceleriniz? Öncelikle Allah'ıma çok şükür, bin şükür olsun ki bize inanan, güvenen bütün Besarya halkına, insanlara şunu söyledik, haftalardır şunu söylüyorum. Gelin, bu çocuklar sizin için mücadele edecek. Sizi onurlandırmak için, mutlu etmek için her şeyi yapacağımızı söyledim. Çok şükür gördüğünüz hani bugün anımsanmayacak, küçümsenmeyecek bir taraftarımız vardı. Bu öncelikle tabii ki bu camiaya kupa kazandırdığım için çocuklarımızla, oyuncularımla birlikte çok mutluyum. Lefke'de başka güzeliydi, Cihangir'de başka güzel. Ümit ederim, benim için önemli olan şudur. Bu köy takımlarında başarılı olup bu camiaları alıp bir tarafa taşımak benim için antrenörümden önemli noktalar. Tabii ki Çetinkaya'da da, Yeni Cami'de de, Kaymaklı'da da şampiyonluklar çok değerlidir. Hiç küçümsediğimden değil. Ama buralarda bu sevgiyi bu insanlara ilk defa yaşatmak benim adıma çok olumlu. Ümit ederim ki bundan sonra da aynı şekilde devam ederiz. Bu camialara da bu mutlulukları yaşatırız. Ne güzel ülke futbolu için ki daha farklı bir takım çıktı. Tarihinde ilk defa kazandı. İnşallah diğer kulüplerimiz de bizi örnek alıp bilirler ki çok çalışırlarsa, doğru işler yaparlarsa onlar da kazanabilir. Buna inansınlar, gerçekten inansınlar. Göreceksiniz o zaman ülke futbolumuz böyle daha çok kalabalıklar önünde oynayacağız ve daha keyifli, daha zevkli olacak diye düşünüyorum. Evet hocam, son olarak da şunu söyleyelim. Küçük köyün büyük hikayesi bugün Lefkoşa Atatürk Stadı'nda yazıldı. Son noktayı koydunuz. Evet. Küçük köyün büyük hikayesi artık hikaye olmaktan çıktı, gerçekleşti. Taraftarlarımız doya doya kutlasınlar, sakin olsunlar sadece. Kazasız belasız herkes bu kutlamayı yapsın, ondan sonra evine sağ salim ulaşsın. Daha sonra da kutlarız. Sizinle ilginizden dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim, ilk günden itibaren aynı şeyi söyledim. Mausat ilk gücüyle oynamak bizim için çok önemliydi. Bugün o güzel taraftarı da bu kupanın daha da anlam kazanmasına değer kattı. Mausat ilk gücü taraftarı, hocaları, oyuncular, onları da finale kaldıkları, bu güzel mücadeleyi ortaya koydukları için kutluyorum. Finalde bir kişi kazanır. Bugün bizdik. Onların da bundan sonra yolu açık olsun. Evet, sizin nezdinizde hem sizi hem kulübünüzü hem de takımınızı yürekten kutluyorum. Teşekkür ederim Ahmet Hocam. Size de iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet sevgili spor severler, Küçük Köy'ün büyük hikayesi Lefkoşa Atatürk Stadı'nda yazıldı ve 3-1 kazanan Cihangir kupayı müzesine götüren taraf oldu. Saha içerisindeki röportajlarımız devam edecek sevgili spor severler ama gerçekten büyük bir başarı. Mesarya bölgesinden bir takım 67 yıllık tarihinde ilk kez final oynadı ve ilk kez final oynayan Cihangir takımı da şampiyon oldu ve takım kaptanı kaptan gemiyi limana sağ selim ulaştırdı ve bir anlamda da tarih yazdınız sevgili kaptan Fırat Ersalan, neler söylersin? Açıkçası şu an duygularımı ifade edemiyorum. Çok iyi anlıyorum. Müthiş duygular içerisindeyiz. İnandık Amel abi, biz bu işe çok kaliteli bir takımız. Aslında bu iş 3 yılın bir getirisiydi. Çok çabaladık, çok istedik. İyi bir takımdık. Bugün bu kısmet biz oldu. Çok mutluyum, duygularımı anlatamam yani. Özellikle de senin açından çok anlam ifade eder. Sezona Mausa Türk gücüyle başladınız. Devre arası geldiniz. Gelirken de söylemiştiniz. Küçük köyün büyük hikayesini yazacağız dediniz ve bugün yazdınız. Aslında ben 10 yıl Cihangir'de kaptanlık yaptım. 5 yıl, 10 yıl futbol oynadım. Buradan ayrılırken şampiyonluk yaşamak için, kısmen daha büyük camialarda futbol oynamak için kulübüm bana izin verdi. Mausa Türk gücü için elimden geleni yaptım ancak uymadı değildi. Tekrar kulübüm bana kucak açtı. Bu kupayı onlara kazandırdık. İnanılmaz duygular içerisindeyim Ahmet abi. Sizleri kutluyorum. Gerçekten büyük iş başardınız. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet sayın seyircilerimiz, röportajlarımız devam ediyor ve yanımızda bu hikayenin baş mimarlarından bir tanesi Sayın Aytaç Karavezirler. Evet sayın başkan, Cihangir 57. kupanın sahibi oldu ama 67 yıllık tarihinde ilk kez final ve ilk kupa. Duygu ve düşünceleriniz?
Öncelikle çok heyecanlıyım. İlk kez böyle bir organizasyonda başarılı olduğumuz için çok biraz heyecanlıyım. Gayet doğal. Ama bu turnuvaya gelirken önce meslektaşımız, yoldaşımız Tahsin Merteksi Başkanıma buradan bir kez daha gani gani rahmet eyliyorum. Özellikle Yalova'ya, genelde ülke futboluna, o da bizim gibi bir şeyler katmaya çalışmıştır. Çok şeyler katmıştır. Bu güzel insanın daha hayatta kalmasını ve daha güzel şeyler yapmasını istiyorduk. KKTC futboluna ne yazık ki eceli bu kadarmış. Tekrardan ona Allah rahmet eylesin. Bu kupayı aldığımız için çok mutluyum. Öncelikle tabii ki biz sezon devre arası Toygar hocamla yaptığımız transferlere koymuş olduğumuz hedef ligde kalıp playout oynamadan kupada final oynamaktı. Ben de geçen gün Yeni Cami'de maçından sonra hocama dedim ki hocam ben görevlerimi yaptım. Kupada bundan sonra senin. O da görevlerini yaptı. Ne mutlu bizlere, bu camiaya, bu bölge halkına, Mesarya'ya, bütün bölgeye, biz artık Cihangir değil, bütün bölgeye hitap ediyoruz. Ne mutlu ki bize, bu günün gelenlere ve bizlerin yanında olanlara, bizleri destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok biraz heyecanlıyım. Başka da çok konuşmak istiyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Kutluyoruz sizleri. Başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Artık seremoniye geçiliyor başkentte Lefkoşa Atatürk Stadında. Maçın hakemleri Tahsin Merteksi finali kupasında. Mehmet Malek, Hakan Ünal, Ferhat Tuna ve Turgay Misk ödüllerini aldılar. Ve Mausa Türk Gücü gelecek. Cihangir'e kaybettiler bu akşam. 3-1 skorla kaybettiler. Onlar da şimdi madalyalarını almak için platforma geliyorlar. Cihangir takımı işte sahaya geliyor. Az sonra kupa Cihangir'in ellerinde olacak. Şimdi onlar da artık platforma geliyorlar. Başbakan Tufan Erhurman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit'te o bölümde, Hasan Sertoğlu Futbol Federasyonu Başkanı, hepsi o noktada ve madalyalar için ilk gelen isim Smart. Toygar Davulcu'yla 2014 yılında bu statta kupa kaldıran oyunculardan bir tanesi Lefke takımında Smart. Burak geliyor, Seyhan, Ali Öztürk o noktada, genç yıldızı Cihangir'in Ali Öztürk. Hepsi o noktada, Erol Aksunlar, Salih Say, takımın tecrübeli isimlerinden kupayı kaldıran Lefke takımında bir diğer isim Salih Say'dı, Çağlar. Oyuncuların hepsi bu noktada şimdi. Musa Şanlıyer, 3. golün mimarı Musa. Osei, Mikail ki 45. dakikada oyunu terk etmek zorunda kaldı. İnanılmaz bir güç, gol makinası, Ofor. Cihangir'e bu yıl çok şeyler kattı. Takımın bir başka tecrübeli ismi Emniyet Sibobu Ertan Bulut. Nurettin Gecekoşu uzun süreli bir sakatlık. Son bölümde takımla birlikte oldu kaleci Raif, Kamber Kurt takımın yöneticisi. Her şeyi, her hafta takımla birlikteydi. Ve işte yardımcı ekip ve Toygar Davulcu, namı değer imparator. Yine bir klasik başkent gecesi. Tarih yazıyor Cihangir takımıyla Toygar Davulcu. Yöneticiler de o noktada, kulüp başkanı Aytaç Karavizliler de o noktada. Hepsi o bölümde. Gerçekten çok güzel bir tablo var saha içerisinde. Kupanın sahibi Cihangir, tarihinde bir ilk. Küçük köyün büyük hikayesi yazılıyor Atatürk Stadında. Kaptan Fırat Toygar Davulcu'nun göreve gelmesiyle devre arası takıma kazandırılan isim Fırat Ersalan. Kupa kaptanın ellerinde ve şampiyon Cihangir oluyor. Gerçekten güzel bir tablo. Atatürk Stadında küçük köyün büyük hikayesinin yazıldığı gece, işte bir emek, bir sezonun en güzel tablosu şu anda başkentte Atatürk Stadında bir kez daha görüntülerde. Gerçekten çok hoş bir ortamda oynandı maç. Hava da çok güzeldi. Uzun bir süreden beri tribünlerde ilk defa bu kadar dolu gördük. Hem Mausa'dan gelenler hem Cihangir'den gelenler.
gerçekten bize o maç havasını hissettirdiler. İki takım da çok iyi oynadı ama Cihangir özellikle ikinci yarıda çok daha baskılıydı ve belli etti aslında kupaya doğru yürüdüğünü. Ben her iki takımı da yürekten tebrik ediyorum. Cihangir'i tabii şampiyon olduğu için tebrik ediyorum. Bir de tam da formaların üstünde yazdığı gibi küçücük bir köyden gerçekten çok büyük bir başarı hikayesi çıkardılar. Bu da ayrıca takdire şayan ve tabii diğer köylerimiz için de, diğer köylerimizdeki gençlerimiz için de çok güzel bir örnek teşkil ettiler. İnandığınız zaman ve takımınıza sahip çıktığınız zaman çok küçük bir camiadan da çıksanız bu işi başarabilirsiniz mesajını verdiler. Kendilerini özel olarak bunun için de kutluyorum. Özellikle göreve geldikten sonra gerek spora gerekse futbola vermiş olduğunuz katkı değer spor kamuoyundan zaten takdir ediliyor. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Tabii spor bizim için sadece spor değil. Çok sayıda gencimiz burada bu işi yapıyor. Çok altyapılar çok gelişti. Altyapıların bu kadar gelişmiş olması beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü çok sayıda çocuğumuz boş zamanlarını buralarda değerlendiriyor. Hem sporcu olarak yetişenler var, hem sağlıklı yaşamak açısından çok önemli. Hem boş zamanlarda başka faaliyetlerde bulunmak yerine buralarda bulunmak çok önemli. Bir de gerçekten yaptığımız çalışmalarla uluslararası alana da yavaş yavaş açılmaya başlıyoruz. O yüzden sporcularımızı, takımlarımızı ne kadar desteklersek bu başarıları kazandık sonra ve uluslararası alana çıktık sonra bu ülkenin de aynen Cihangir gibi evet, bu küçücük ülkenin büyük başarı hikayelerini yurt dışında da Kıbrıs Türk halkı burada vardır diyen hikayeleri temsil etme şansımız olacak. O yüzden daha da yoğun destek vereceğiz spora. Sadece futbola değil diğer spor branşlarına da yoğun destek vereceğiz. Özellikle altyapıları çok daha fazla destekleyeceğiz. Ve çok çaba göstereceğiz ki sporcularımız yurt dışında da Kıbrıs Türk halkını temsil edebilsinler. Bunun da girişimlerini yapıyoruz. Yavaş yavaş ürünlerini de almaya başladık. Aldık sonra daha da açıklayacağız. Evet, son olarak şunu da sormak istiyorum sizi bulmuşken. 2018 Konifa Dünya Kupası İngiltere'de evet, gerçekleşecek. Az önce özetlediniz. O noktadan bu küçük ülkenin neler yapabileceğini tabii, tabii, umarım Londra'da da gösterir. Etkinlikle ilgili neler söylersiniz? Tabii milli takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Konifa'yı daha önce burada ben izleme şansı buldum. Tabii hep söylüyorum, tam arzu ettiğimiz şey değil ama o da bizim için çok önemli. Çünkü sporcularımızın yurt dışına açılan, futbolcularımızın yurt dışına açılan penceresi konumunda. Şu anda orada bile engel konulmaya çalışıldı biliyorsunuz. Evet. Ama o engeller aşıldı. Ben Konifa'ya gidecek milli takıma başarılar diliyorum. Ama umarım onunla yetinmeyeceğiz ve daha ötesine de geçeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum ben Sayın Başbakan. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür. Şu anda yanımıza Milli Eğitim Bakanımız Sayın Cemal Özyiğit geldi. Evet Sayın Bakanım. Güzel bir karşılaşma izledik. Cihangir takımı kazandı, şampiyon oldu. İlk kez bunu başardı. Genel anlamda hem maç hem türbünlerdeki atmosfer ve futbolumuzla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle Cihangir takımını kutluyorum. Bu güzel ve anlamlı bir başarı. Öncelikle ben bunun da öncesinde sevgili Tahsin Mertekçi'yi bir kez daha saygıyla yad etmek istiyorum. Tahsin kardeşim benim için ayrı bir değeri vardı. Her zaman birlikte mücadeleler verdik. O tam bir halk insanı, futbol aşığıydı, güzel bir insan. Maalesef elin bir kazada kaybettik. Futbol Federasyonu'nu da kutluyorum. Onun evet, anına, onun adına, onun anısına böylesi anlamlı bir etkinlik organize ettiler. Mücadeleler olur. Elbette sonunda bir kazanan kaybeden olacak. Bana göre maç ortadaydı. Evet. Fırsatları değerlendiren Cihangir oldu. Maçı kazandı. Buna saygı duymak lazım. Ben her iki takımı da mücadelelerinden dolayı, açık futbollarından dolayı kutluyorum. Aslında futbolumuz iyi bir yerde. Yani gördüğüm kadarıyla ben de uzun yıllar çeşitli futbol kulüplerinde yöneticilik yapan biriyim. Dolayısıyla futbol açısından futbolumuz iyi bir konumdadır diye düşünüyorum. Elbette bize düşen görev bu futbolcularımızın, bu mücadelelerin uluslararası arenaya nasıl taşınabileceklerini de konuşmak lazım. Bu doğrultuda da biz yapabileceğimiz her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Ama bu çerçevede maça dönecek olursak, maç güzel bir maçtı, kaliteli bir maçtı. Kazanan Cihangir oldu. Her iki takımı da bir kez daha kutluyor. Başarılarının devamını diliyorum. Cihangir'e hayırlı uğurlu olsun. Çok çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Ben teşekkür ederim.
Evet, saha içerisindeki röportajlarımız devam edecek. Mustafa Mertekçi'yi almak istiyorum. Evet sevgili Mustafa, hoş geldiniz. Gerçekten sizler için çok buruk bir gün. Ama özellikle Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu kupayı, Kıbrıs Kupası'nı ülke futbolu için, ülke sporu için, ülke gençliği için inanılmaz katkıları var. Çok saygı duyduğum, çok değer verdiğim sevgili Taysin Mertekçi abimi saygı ve rahmetle anıyorum. Bu alanda neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu turnuvayı düzenleyen Hasan Sertoğlu ve Futbol Federasyonu'na Mertekçi ailesi olarak çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllar Yalova'ya hizmet etmiş, Kıbrıs Türk futboluna hizmet etmiş, milletvekilliğiyle, görevleriyle, sporla çok ciddi hizmetler etmiş ama malum trafik kazasında kaybettik. Acımız hala daha devam ediyor. Ama bu esnada tabii ki ismini yaşatmak için hepimizin de aile olarak görevidir. Bundan dolayı da biz... Spor kamuoyunda görevidir. Evet, evet. Bütün değer verdiğimiz tüm insanları böyle anılarla yaşatabiliriz. İşte ne acıdır ki geçen yıl biliyorsunuz siz de Mausa'da Yalova Spor Kulübü ve final oynamıştı. Final oynadılar. Kupayı alamadı ama bak bugün kendi adına düzenlenen kupayı biz verdik. Bunun bir anlamı da şudur. Alamadığı kupayı gelip kendi adına düzenlemiş olduğumuz bir turnuvada başka şampiyon olan Cihangir'e biz verdik. Tabii ki futbol budur. Güzelliğiyle böyle değerli insanları anarak mutlu olabiliriz, huzur bulabiliriz. Ondan dolayı ben bütün katkısı geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle size de çok biliyorum ilişkinizi, sevdiğinizi biliyorum. Bütün spor basını da, bütün ülkede tabii. Çok güzel anılarımız var. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Böyle trafik kazalarına biliyorsunuz bir de yürüyüş yaparak önlenmesi için Yeşilırmak'tan Karpaz'a kadar yürüyüş de yaptı. Ama maalesef kendisi de bu kazalara hayatıyla ödedi. Bundan sonraki tüm araç sürücülerine, spor yapan herkese, bütün ülkemize trafik kazalarına korunmalarını, hayatın çok değerli olduğunu söylemek isterim. Biz bir abimizi kaybettik, çok büyük bir değeri kaybettik ama onu böyle turnuvalarına yaşattığımız için de kendimize ve buna katkı koyan herkese teşekkür eder, saygı duyuyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Çok teşekkür ediyoruz abi. Evet, saha içi röportajlarımız devam ediyor ve Nurettin Gecekuşu geliyor. Evet sevgili Nurettin, Küçükköy'ün büyük hikayesi bugün Lefkoşa Atatürk Stadında yazıldı ve bu yazanlardan bir tanesi de sizsiniz. Neler söylersin? Evet, Ocak ayından beri tüm hayalimiz bu kupaydı. Bütün çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Çok zor dönemden geçtik. Hem lig hem kupa zor geldi bize. Fakat tüm hayalimiz bu geceydi. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Kutluyorum sizi, camianıza hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Saha içinden aktaracaklarımız bu kadar. Taysin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalinde Cihangir Mausa Türk Gücü'nü 3-1 mağlup ederek 57. kupanın sahibi olduğu söz sende Beyzade Ünalmış. Evet, geceyi bu şekilde noktalıyoruz ve maçın artık sonu. Ahmet Ogan da röportajlarını tamamladı. Karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanan Cihangir kupanın sahibi olur. Ben Beyzade Ünalmış, yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gece diliyorum. Şen ve sen kalın.